Ticaret Üniversitesi ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir meslek olarak girişimcilik projesinin lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Bugün dünyanın en büyük trendleri arasında yer alan girişimcilik, iş dünyasında hızlı büyümekte ve insanlara iş olanağı sağlamaktadır sevgili öğrenciler. Ülkelere sağladığı katma değeriyle dikkat çeken girişimcilik şu an dünyanın önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans dersleri olarak akademik camiada yerini almış bulunmakta. Günümüz dünyasında hızlı bir şekilde yayılan girişimciliğin liseli öğrenciler arasında bir kültür haline alması ve bir meslek olarak düşünülmesinin uygulamalı olarak anlatılması önemli bulunmuştur. Şimdi bunun için bir meslek olarak girişimcilik projesi İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi tarafından hazırlanarak Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde liseli öğrencilere girişimcilik eğitimi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Günümüz dünyasında çok önemli bir yere sahip olan girişimcilik ekosistemi hızla büyümekte ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi bu ekosistemde aktif rol istemektedir. Şimdi heyecanla programın içeriğini sizlerle paylaşmak üzere açılış konuşmalarına başlamak istiyoruz. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi Müdürü Sayın Doktor Vesile Küçüğü konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi olarak 21. yüzyılda önemli bir yere sahip olan girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak ve bu katkı ile katma değer oluşturmak adına Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir meslek olarak girişimcilik projesini başlattık. Bu proje ile girişimciliği lise düzeyinde uygulamalı olarak anlatarak lise öğrencilerinin sadece üniversiteye hazırlanmalarından ziyade onlara hayatı hazırlayıp toplumun aktif rol alan birer bireyi olmaları yolunda önderlik yapmayı hedeflemekteyiz. Bir meslek olarak girişimcilik projesinin sonunda lise öğrencileri proje fikri geliştirme, sunum yapma, eleştirel düşünme, 21. yüzyıl proje modeli çıkarma, kriz anını yönetme, zamanını verimli kullanma, girişimci bakış açısı kazanma, ekip çalışması, işbirliği ve iletişim gibi alanlarda yetkinlik kazanacaklar. Gelişen dünyada 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip insanlara duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu farkındalık ile lise öğrencilerine bu yetkinlikleri kazandırarak onların karşılaştıkları sorunlar karşısında kriz anını iyi yönetmelerini, dünya problemlerine çözüm odaklı yaklaşmalarını ve daha anlamlı bir toplum için işbirliği yaparak çalışmalarını önemsemekteyiz. Gençlerimizi 21. yüzyılın önemli bireyleri olarak yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bugün burada çok kıymetli isimler ile birlikte olmak ve onların desteğini hissetmek bizleri çok mutlu etmektedir. Bu projenin Esenyurt'ta bir kıvılcım olarak başlayıp Türkiye'nin her noktasına ulaşmasını arzulamaktayız. Sözlerime son vermeden önce bu proje fikrini kendilerine sunduğumda verdikleri destek için Sayın Rektörüm Profesör Doktor Suudi Apak'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Paşeli Beşli Hocamıza ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sayın İrfan Küçük Filiz'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu projenin geliştirilip uygulanabilir bir hale gelmesinde önemli katkılarda bulunan değerli hocalarım Yurdanur Ay, Emel Korkut Şeker, Yusuf Barış, Cihan Buğdaycı ve Emre Balcı'ya çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Paşeli Beşli'yi konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Dünyamız tarihinde hiç olmadığı kadar hızla değişmektedir. Yapay zeka, sürücüsüz otomobiller, 3 boyutlu yazıcılar, sanayide 4.0, genetik, büyük veri ve bulut teknolojileri gibi alanlarda yaşanan gelişmeler dünyamızı da hızla değiştirmektedir. Günümüzdeki mesleklerin ve işlerin birçoğu gelecekte yok olacak. Yeni meslekler artık ortaya çıkacaktır. Einstein diyor ki, eğer hep yaptığımız şeyleri yapmaya devam edersek, bulunduğumuz noktadan bir adım dahi ileri gidemeyiz. Aynı sonuçları almaya mahkum oluruz. O zaman yapılması gereken, geleceğe yönelik planlar yapmak, geleceğe yönelik hayaller kurmak, geleceğe yönelik girişimlerde bulunmak. Bunu yaparsak, bu hızlı değişim döneminin ortaya çıkardığı fırsatları yakalayabiliriz. Kaybedenlerden değil, kazananlardan oluruz. Bu nedenle, dijital dönüşümün her şeyi kökten değiştirdiği bir çağda, gelecek nesilleri bu yüzyılın gereklerine göre yetiştirmek zorundayız. Bunu da doğrudan eğitimle yapabiliriz. Nasıl bir geleceğe sahip olacağımız, çocuklarımıza, gençlerimize kazandıracağımız vizyona ve vereceğimiz eğitime bağlıdır. Ülkemizin kalkınması ve geleceğimiz de buna bağlıdır. Bir iç deniz gibi kıpırtısız kalmak bizim insanımızın genetik kodlarına aykırıdır. Türkiye'de şu anda bütün dinamikleriyle sürekli akan bir su gibidir. Ülkemiz genç dinamik nüfusuyla dünyada girişimcilik potansiyeli en fazla olan toplumlardan biridir. Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esenyurt Üniversitesi işbirliğinde işte gençlerimizdeki bu potansiyeli harekete geçireceğiz. Gençlerimizin zihin sandıklarında tuttukları mücevherleri bir bir ortaya çıkaracağız. Gençlerimiz aldıkları eğitimlerle girişimcilik konusundaki bilgi ve becerilerini artıracak ve girişimciliği nesilden nesile aktaracağız. Girişimcilik ruhunu ve kültürünü gençler üzerinden tüm topluma yaygınlaştıracağız. Ben sözlerimi bitirirken, işbirliğinden ve desteklerinden dolayı Esenyurt Üniversitesi'ne, rektörümüze, öğretim üyelerimize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimine çok çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sudi Apak'ı konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bugün burada olmak bizim Esenyurt Üniversitesi olarak bizim hizmet verdiğimiz bölgeye en önemli katkılardan bir tanesini sağlamak için buradayız. Özellikle siz gençler için biraz ışık olabilirsek, biraz yol gösterici olabilirsek ne kadar mutluluk verecek bize. Şimdi girişimcilik önemli bir ekosistem olarak son zamanlarda bütün dünyada ortaya çıkıyor. Artık insanlar okulları bitirip de devlet kapılarında işte bazı hak ederek bazı hak etmeyerek bir takım koltukları alan bir takım yerlere işgal eden insanlardan daha ziyade girişimcilik yapıp bir iş açıp bazı kişilere iş yaratmak amacıyla oluyor. Dolayısıyla bu bütün dünyada bu trend bu şekilde geliyor, gelişiyor. Bunların önemli olan bir kısmı bir kere fikir, insan. İnsan en büyük kıymet. Yani 1950 yıllardan itibaren başladığı zaman ekonomide en önemli olan konu neydi? İşte sanayileşmek. Sanayide nedir önemli? İnsan, makine, para. 3 tane M. İngilizce bilenler bilir. 3 M. Money, machine, bir de teknoloji transferi. Onu sayalım.
Şimdi dolayısıyla burada yapılması gereken konu bu yapılan fikirlerin üretilmesi, bunların çevreye yayılması ve ülkenin rekabet gücünü arttırmak. Teknoloji çok önemli. Burada gelişmiş ülkelerde baktığınız zaman teknoloji ihracatları, teknoloji üretimi en hat safhada. Bununla ilgili de okullardan başlayarak, öncelikle tabii lise ve daha aşağı hatta seviyelerde bunları başlayarak üniversite seviyesinde bunu geliştirmek ve daha sonra da bunu sanayiye uygulamak esas oluyor. Sanayide demin hocaların bahsettiği gibi bir takım yeni trendler var. Bunlar sanayi 4.0, yapay zeka ve bunların sanayiye uygulanması, büyük datalar. Bunlar hep uygulanan şeyler. Biz Esenyurt Üniversitesi olarak buna şöyle başladık. Bir, çevreyle işbirliği yapacağız. Bunun için üniversite sanayi çözüm ortaklığı yarattık. Birçok okulda bu işbirliği şeklinde gelişiyor ama biz çözüm ortaklığı şeklinde özellikle Esenyurt sanayine çok önemli katkılarda bulunuyoruz. ESİ'lerle yaptığımız protokol çerçevesinde biz özellikle buradaki bir çözüm varsa, plan proje varsa bunlara yardımcı oluyoruz. Sonra bunları COSGAP ile ilgili ki biz şu anda COSGAP'te danışman üniversite pozisyonundayız. Bu birkaç tane üniversiteyle beraber, çok sayıda üniversite yok. Onları yapıyoruz. Bizim özellikle de projelerde bulunmak, bunlarla ortak bir takım Avrupa Birliği projeleri yahut da bizim COSGAP çalışmaları gibi çalışmalarla da bunları destekliyoruz. Şimdi ayrıca kısa süreli ya da uzun süreli programlar da açıyoruz. Sürekli eğitim merkezi çerçevesinde. Bunların da bir kısmı, önemli bir kısmı da girişimcilikle ilgili. Şimdi ikinci konu, girişimciliği bütün bölümleriyle okutan tek üniversiteyiz şu anda Türkiye'de, Türkiye çapında. Bununla ilgili de bizim hocalarımız, özellikle Vesile Hanım'ın bulunduğu üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde Atilla Hocam'ın ve diğer hocalarımızın da yine büyük katkıları var. Bu da çok önemli. İşin bir diğer boyutu da tabii herkes bir fikir üretiyor, bir şey yapmaya çalışıyor ama önemli olan bunun parasal kaynağının, parasal kaynağının bulunması. Bu konuda da bizim yine yaptığımız çalışmalarla özellikle sermaye nasıl bulunur ve bunlarla nasıl işbirliği yapılır? Bunlar, bu konuda da yaptığımız çalışmalar var. Benim de özellikle o konuda yazdığım bir kitap var aşağı yukarı 10 sene önce falan da Türkiye'de. Hala o konuda bir şey yok. Biz onu update ediyoruz. Yani yeniliyoruz bazı şeyleri. Yeni gelen bazı destekler, teşvikler tabii ki geliyor. Bunları da bu şekilde yapacağız. Bu çok dinamik bir süreç. Yani bu süreç yönetimini iyi yapmak lazım. Hem teknolojinin gelişmesi hem önce bölgeye bir katkı, İstanbul'da bir katkı, sonra Türkiye'ye bir katkı olarak baktığınız zaman da tabii ki bizim büyük önderimiz Atatürk'ün verdiği hedef doğrultusunda çağdaş medeniyeti yakalamak, hatta geçmek en büyük hedefimiz. Türkiye önemli bir potansiyeli var. Demin hocalarımız da belirtti. 80 milyonluk nüfusuyla ve artı bir takım girişimleriyle, bir takım çerçeveyle yavaş yavaş girişimcilikte adını duyurmaya başladı. Şimdi biz bunu kurumsal olarak tabii daha çok geliştirmeye başlayacağız. Bir diğer hadise de siz gençlere çok önemli bir şey oluyor, bir görev düşüyor. Bir kere dünyalı barışık olun, dünyayı iyi takip edin, lisanı, İngilizce özellikle iyi öğrenin. Bunlar olmazsa olmazları bu işin. Ondan sonra oturup yaptığınız projelerle ilgili iyi bir çalışma süresi ayarlayın. Bunları yaptığınız zaman zaten önünüzde bazı kapılar açılıyor. Sonra sizin artık rakipleriniz sadece Amerika'daki çocuklar yahut da Avrupa'da birkaç ülkede olan insanlar değil. Aşağıdan Hindistan ve Çin geliyor. 1,5 milyar nüfusları var. Buradaki genç nüfusun sayısı Türkiye'nin aşağı yukarı 5 misli Hindistan'da, yani bu 400 milyon insan yapar. Bir o kadar da Çin'de var. Bunlarla da yarışacaksınız. Onu da göze alın. Tabii bu arada devletin de büyük destekleri var girişimcilere. Bunları da yakından takip edin. 17 tane teşvik var. Biz buna sanayiciler, Atilla hocalara da söyledik. Bazılarına da bulduruyoruz. Bu Avrupa Birliği fonları özellikle onları da yakından takip edin. Orada da Türkiye'nin kullanmadığı bazı fonlar var. Özellikle girişimcilik konusunda. Bunları da takip edersek önümüz daha da fazla olacak ve olanlarla daha rahat gideceğiz. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin bir avantajı da şu, bulunduğu bölge itibariyle ülke Almanya'dan Çin'e kadar olan coğrafyada en büyük özel sektör konumunda. Yani girişimcinin en büyük olduğu bir ülke.
Bunun kıymetini iyi bilelim. Yani tabii ki baktığınız zaman Almanya'ya göre yahut da Çin'e göre bizim bazı gelişecek olan noktalarımız var, rakamlarımız biraz daha küçük ama siz bir Letonya'dan, bir Bulgaristan'dan vesaire, bir Makedonya'dan baktığınız zaman Türkiye çok büyük gözüküyor. Yani dolayısıyla bu lider konumunu iyi yapıp bunu teknolojiyle birleştirmek lazım. Bunun için de Ar-Ge faaliyetlerinde, özellikle araştırma geliştirme faaliyetlerinin çok iyi yürütülmesi lazım. 2003 senesindeki Avrupa Birliği Lisbon protokolünde gayri safi milli hasıların ülkeler %3'ünü araştırma geliştirmeye harcayacak diye bir karar alındı. Bunu bugün Amerika, Güney Kore, Kanada, Avustralya gibi ülkeler %4'lere çıkmış vaziyette. Ama Avrupa bu konuda biraz geri kaldı. En çok Almanya. Almanya'da gayri safi milli hasılasına göre %2.6 en yüksek olduğu yer. Türkiye'de daha yeni %1'i geçti geçen sene. 1.03. Yani bir Türkiye olarak baktığınız zaman biz tabii 800 milyar dolarlık bir ekonomide oturuyorsak bu 8 milyar dolar falandır. Ama tabii diğer ülkelerin büyüklüklerini kendi boyutlarına göre karşılaştırmak lazım. Dolayısıyla bu da eğer biz yeni yeni gelişmeler, katma değeri olan yeni ürünler ve produktif ürünlerle sağlayabilirsek, bunu parasal olarak da teşviklerle iyi teşvik edersek bu rakamlara ulaşmamız için hiçbir sebep yok. Yani dolayısıyla biz ileriye bakacağız. Sayın gençler, sevgili gençlere de benim bildireceğim olay şu: kendinizi iyi geliştirin, dünyayla barışık olun, dünyayı takip edin ve dolayısıyla gelecek sizlerin, yani bu ülke sizlere emanet olacak artık, biz zamanımız doldurup gideceğiz yakın bir zamanda. Ama sizlerin elinde Türkiye'ye daha ileri doğru bakarsa Türkiye'nin yapamayacağı bir iş yok. Hepinize başarılar, saygılar ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma, hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Şimdi sırada birbirinden değerli 3 konuşmacı konuğumuz var. Bilgi Ticarileştirme Merkezi Direktörü Sayın İbrahim Elbaşı'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Yani girişimci yazılımcı değil, girişimci mühendis değil, girişimci tasarımcı değil, girişimci finansçı değil, girişimci hepsi. Evet, belli alanlarda uzmanlaşmış oluyorlar ama diğer branşlarla ilgili yöntemi onlar yine okuyabiliyorlar, öğrenebiliyorlar, onları anlayabiliyorlar ve böylece aslında iş verebiliyorlar, iş yapabiliyorlar. Yani bir mühendisin veya bir yazılımcının bir hukuk projesi geliştirmesini bekleyebilir misiniz? Ama geliştiriyorlar. Veya bir yazılımcının bir kanser hücresiyle ilgili veya kanser problemiyle ilgili, kanserle ilgili bir proje ortaya çıkarmasını bekler misiniz? Ama bu böyle oluyor. Bunu çıkartıyorlar. Hiçbir yazılımcı yok ki sadece yazılım, belli alanlar yazılım gelsin, o alanlarda şey yapalım. Artık arkadaşlar, mevcuttaki senaristlerimiz, yazılımcılarımız, genel olarak bu işlerle ilgilenen kişiler yazılımcılar olmaya başladı. Ama yazılım da bir branş gibi gözüküyor. Ama o da bir branş gibi aslında. O yüzden biz bugün girişimci olmak demek, bunu tartıyoruz. Arkada gördüğümüz bir marka var, o bizim, ben bir bakım sorumlusuyum. İstanbul Ticaret Odası tarafından konmuş. 300 tane girişime ev sahibi, bakım en fazla girişimci yanında bir merkez olsa. Bizim 15 yaşında blockchain üzerine, yazılım üzerine çalışan bir girişimimiz var, babası üzerinden iş yerine kurmuş ve bununla ilgili çalışıyor. Bir tane girişimimiz var, sağlık uygulamayla ilgili çalışıyor, 16 yaşında iş yerine kurup satış yapıyor. Seviye artık buraya inmiş durumda. Bu arkadaşlar iş adamı oluyorlar, hayır, girişimci oluyorlar. Mesele iş bulmak da değil, demeye çalıştığım o. Mesele bir fikrim var, yenici bir fikrim var. Bunu hayata geçirmek için kendine inan ve bununla ilgili ne yapman gerektiğini öğren. Cebimizde telefonlar var, telefon dışında her şeyi yarıyor ve biz bunu, bu uçuk problemi çözmek için kullanmıyoruz. O kadar değerlendiğiniz imkan var ki orada ondan görebileceğimiz. Ama daha temelde bir tanesi şunu söylemez. Hani bunun bir sürü konusu var, bir sürü örnekleri var işte. Arkadaşlar, bizim talebimiz bu. İnsanlar durduk yere gidip de biz dinlemeye çalışacağız değil mi? Biz bunu talep ediyoruz ve girişimci bunu böyle şeyler çıkartıyor. Yalın işten çıkartmaya başlıyor. Yani telefonum var, abi 2 yaşındaki çocuk için yeğenim bile bunu kullanabiliyor, değil mi? Şöyle, startup kelimesi şu demek arkadaşlar, İngilizce bir kelime. Aslında yenisi girişimci demek, fakat startup İngilizce'nin böyle başlıyorsun, hop yukarı. Yani startup'ı, startup'ı iki tane şey var. Bir tanesi girişim demek yani aslında. İnovasyon, inovasyon bazı teknoloji değil. Şimdi bazı düşünseniz de, çok önemli startup'lardan bir tanesini söyleyeyim. Ne olabilir?
Amazon mesela veya işte Facebook o zamanında startup dolar. Ne öneriyorsun? Teknoloji mi öneriyorsun? Yoksa inovasyon mu öneriyorsun? Yani teknolojik bir şekilde sunması sizin startup yapan bir şey değil. İnovatif bir şekilde bir iş modeli size sunması önemli. Ne düşünürsen düşün. Hangi ideolojiye sahip olursanız olun. Hangi partiyi tutarsanız olun. Girişimci olun. Eğer girişimci olursanız özne olursunuz. Özne olursanız adliyatınız olur, aidiyetiniz olur. Ve bu topraklara, bu vatana gerçekten hizmet etme şansınız olur. Ama bunları almazsanız, maalesef biraz tuttum ama bu bir sorumluluktu, benim ödevim de bu. Şimdi bu ödevi size verdim. Eğer bu ödevi almazsanız yapacak hiçbir şey yok. Bunu da lütfen sağda solda görürsen bir kafede falan hani ya işte şöyle olmuş, böyle olmuş, şunu eleştir, bunu eleştir görürsen bunları hatırlatırım. Haberiniz olsun, kulağınızda kilit olsun. Ben de size çok teşekkür ederim, sağ olun var. Dünyanın en ücra köşesinde, Afrika'nın küçük bir ülkesinde ve köyünde bile bir fikir çok kısa sürede bütün dünyanın hayatını, geleceğini değiştirecek potansiyele sahip olabilir. Aslında bir fikir, bir dünya çıkış noktası bu. Bir hikayesi oluyor olmasından dolayı biz mutluyuz. Açıkçası sloganımız bugün hoşumuza gidiyor. Bu nedenle de uluslararası yarışmanın Türkiye'de yapılacak olan ayağının ismini de bu şekilde karar verdik. Ve sondaki logo da 1 milyon hayal projemiz. Herkes dedi ki ya doğuştan girişimci. Neden? Onun aslında kafasını tarif ettiği şey şu. Ya bizim bir oğlan var, acayip girişimci. Ondan bahsediyor. Fakat girişimci böyle bir şey değil. Yani girişimcilik sonradan edinilmez gibi bir algı vardı. Fakat bunun artık okulları var. Girişimcilik sonradan yaşamdan da öğrenebilirsiniz. İyi eğitimler alarak da öğrenebilirsiniz. Hepiniz okullar okuyorsunuz, üniversite okuyacaksınız, mezun olacaksınız fakat hiçbir şey öğrenmeden de mezun olabilirsiniz. Bunun okulda ilgisi yok, çoğu zaman sizde ilgisi oluyor. O yüzden kendinizi geliştiriyor olmanız lazım. Cihan kardeşim bu konuya çok parmak basıyor. Üniversite her şey demek değildir. Üniversite hayat boyu devam eden bir eğitim modelidir diye. O yüzden kendisi bu konuda her zaman desteklemişimdir. Girişken de, evet girişken olmak iyidir. Ben çok girişken bir çocuk değildim küçükken. Yani bir mağazaya gidip bir kazan fiyatını soramazdım yani. Utanırdım. İçinden geçen suyu elektriğe çeviren ve sabaha kadar da evin ışık ihtiyacını karşılayacak bir sistem. Gördüğünüz şey müthiş bir icat gibi gözüküyor. Neden? Enerji sarfiyatı sağlıyor, doğaya dost bir enerji sağlıyor vesaire. Ama yanılgı şurada. Bu icat değil arkadaşlar. İcat olan bu. Diğeri inovasyon. Aradaki farkı böyle anlayabilirsiniz. Bu keskin bir örnektir. Aklınıza kazınabilir. Burada ya eğer diğeri icat deseydik buna ne diyecektik o zaman? Yani bu aslında bu işin atası. Dolayısıyla işlere biraz böyle bakıyor olmanız lazım. Sektörlere baktığınız zaman ilk 10 sıralaması vardı, en değerli şirketler sıralaması. İlk 10'un içinde daima enerji şirketleri, otomotiv şirketleri ilk sıralarda olurdu. Sadece bir tane şirket orada genelde kalırdı, o da Microsoft'u hatırlayın. Şimdi ise ilk 10'un tamamı Facebook, Alibaba, Amazon vesaire vesaire tamamı dijital. Yani sizin içine doğduğunuz ortam. Siz bu bakımdan çok şanslısınız. Şanssız olduğunuz kısım çok hızlı ilerliyor. Arkadaşlar biz elimizden geldiği kadar sizlerin hayallerini gerçekleştirmek için bir sihirli değneğimiz yok. Ama bilgi, birikim, donanıma sahip değiliz. Bununla ilgili birçok ekiple çalışıyoruz. Sizlerin en şanslı olduğu kısım danışabileceğiniz, fikirlerinize değer veren insanlar ve kurumlar var. Lütfen bunların fırsatını ilerleyin. Teşekkür ederim. Ben ilk okula giderken Kayseri'de bir tane kuru yemişçi vardı. Setenciler kuru yemiş diye. Sivas Caddesi Kayseri'nin çok meşhurdur. Ben de çekirdeği çok seviyordum. Oranın çekirdeğini alıp çitlemeye bayılıyordum. Daha çok çekirdek çitleyebilmek adına çekirdek satmaya karar verdim. Ve ilk önce Kayseri'de annemin tencere kutularına çekirdek koydum. Ve 1 milyon liradan, o zaman milyon vardı, 1 milyon liradan bir bardağını çekirdek sattım. Yaşım ilerledi, biz taşındık Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, 4 tane şehirde okudum ben. Ve üniversiteye geldim. Üniversiteye geldiğim zaman ben içine kapanık, kimseyle çok fazla konuşmayan bir insandım. Bir dakikada kaç kelime okuduğumu ölçtüler.
Daha önce bunu ölçen var mı içinizde? Evet, bayağı bir kişi ölçmüş. Kaç çıktı mesela? Birkaç kişi yüksek sesle kaç çıktı genelde? 170, 200 çıkan var. 150. Benim kaç çıktı? 146. Ben bir dakikada 146 kelime okuyan bir üniversite öğrencisiyim. Şimdi okuyorum, nereye kadar anlıyorum? 10 tane soru sordular testte. 6'sını doğru cevapladım. %60. Kurs bitti. Benim okuma hızım yaklaşık 500 kelimeye çıktı. Okuduklarımın %80'ini anlıyorum idim. Daha yüksek oranda doğru cevaplıyordum. Ve bu kurs benim hayatımdaki dönüm noktası oldu. Ben kursa gittim. Topluluk karşısında konuşma kursuna. Hoca dedi ki, arkadaşlar dedi, insanlar dedi niye topluluk karşısında konuşma yapmaktan korkarlar? Niye korkuyorsunuz? Şuraya çıkınca ne oluyor sizce? Niye korkuyorsunuz arkadaşlar? Görüş açısı, millet hepsi bize bakıyor. Heyecan oluyor. Başka? Yanlış bir şey söyleyeceğiz diye korkuyoruz. Ben burada Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir kitle olarak geliyorum. Ve şunu da bilen bir insanım. Ben buraya bir kişi için geldim. Ama bir atasözü var. Bir vatan kurtarır. Buradaki bir arkadaşım bu memleketin kaderini değiştirebilir. Bunu aklınızda tutmanız için yukarıdan aşağı yeti yazın. Yeti. Dört beceri. Yaratıcılık. Eleştirel düşünme. Takım çalışması. İletişim. Her gün okuyun. Bir sayfa okumadan yatmayın. Bir sayfa. Minimum. Bu iş böyle gitmez diyorsanız, hayatınızla ilgili bir karar alıp da hayatınızla ilgili olumlu bir adım atmak istiyorsanız, arkadaşlar her gün en az dünya ortalaması, muasır medeniyet seviyesindeki ortalama kadar 20 dakika kitap okuyun. Bununla ilgili size iki tane video tavsiye ettim. Onları izleyin ve o videolardaki taktikleri uygulayın. Bu iş böyle gitmez.